Ara tatili LGS için fırsata çevirme zamanı. Arkadaşlar, LGS'ye hazırlandığımız senelerde sömestr tatili gibi, Kasım ara tatili gibi, Nisan ara tatili gibi zamanlar çok değerlidir. Bu dönemlerde yaptığımız doğru çalışmalar bizi atağa geçirir, bizi daha yüksek netlere çıkarır. Çünkü bu dönemlerde genelde insanlar yorulduğu için dinlenirler, biraz geride kalırlar ve okula da gitmediğimiz için bu süreler bizim için çok iyi değerlendirme zamanlarıdır. Biliyorum yoruldunuz, yazılılar vardı, sınavlar vardı, şu vardı, bu vardı, zaten dershane, mershane, şudur budur derken epey yoruluyorsunuz. Ancak bu tatil dönemini çok iyi değerlendirdiğinizde gerçekten netlerinizdeki artış sizin motivasyonunuzu artıracak. Şu çok önemli arkadaşlar. Sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi ise insana sıkıntı verir. Yani siz bu ara tatil döneminde dinlenirseniz sonrası size bir sıkıntı verecek. Diyeceksiniz ki ya of ya, LGS'de az bir zaman kaldı. LGS 2024 yaklaşıyor. Ben bu tatili sadece dinlenerek geçirdim. Ama çalışarak verimli bir şekilde geçirirseniz oh be, tatil bitti ama çalışarak bitirdiğim için şimdi netlerim arttı dersiniz. Sizlerden de çok değerli yorumlar gelmiş. Mesela Melih demiş ki hocam ara tatilde gerçekten ne kadar çalışılmalı? Ya da Sphinx de demiş ki Tonguç ara tatilde nasıl çalışmalıyız ve nasıl fayda olur bu çalışma demiş. Yine LGS Delis de ara tatil için en iyi plan nedir demiş. Arkadaşlar, ara tatil için biz sizlere mükemmel bir ara tatil kampı, yani atak kampı yaptık. Gerçekten de adıyla müsemma, yani adının hakkını veren bir kamp. Ne demek hocam? Şöyle ki, bu kampta yapacağınız çalışmalarla gerçekten atağa geçeceksiniz netleriniz açısından. Çünkü bu kampta odaklandığımız iki şey var. Birincisi paragraf, ki biliyorsunuz sözel derslerde hem din dersinde hem inkılap tarihi dersinde hem de Türkçe'de soruların neredeyse çoğunluğu paragraf. Yani biz paragrafları iyi yaptığımızda esasında sınavın bütününe çok rahat hükmetmiş oluyoruz. Aynı şekilde matematikte de yeni nesil sorular. Hocam, matematikte konuyu öğreniyoruz ama biraz soru zorlayıcı olunca, yani biraz şöyle halk arasındaki tabiriyle kazığı kul aziz olunca kafamız karışıyor dediğinizi biliyoruz. Matematiğin birçok öğrencinin sıkıntısı olduğunu biliyoruz. O yüzden de bu ara tatil kampında sizler için çarpanlar, katlar, üstlü ifadeler ve karekökli ifadelerle alakalı ve diğer konuları da kapsayan güzel bir problem kampı, yani yeni nesil sorular kampı yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu kampta sizlere dersleri güzel güzel anlatacağız, taktikleri vereceğiz ve sizler de kendi çalışmalarınızı yaptığınızda inşallah atağa geçmiş olacaksınız. Şimdi hangi konularda eksikleriniz var bunu bilmeniz lazım. Sonuçta birinci dönemde, daha doğrusu ara tatil öncesinde fende mevsimler ve iklimi öğrendik. İşte matematikte çarpanlar, katlar, üst ifadeleri öğrendik. Türkçede fiilimsi öğrendik. Sözel mantığa baktık. Veyahut da inkılap tarihinde bir kahraman doğuyor'a baktık. Birçok konuyu öğrendik. Dolayısıyla bu öğrendiğimiz konuların içlerinde eksikler varsa mutlaka bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Ve sizlere şunu da söylememiz lazım arkadaşlar. Çözebildiğiniz sorular değil de çözemediklerini sizi geliştiriyor. Yani diyelim ki ders çalışıyorsunuz. Burada bir tane soruya takıldınız. Bu takıldığınız soru sizin gelişmenizi sağlıyor. Çünkü doğru yaptığınız soruları LGS'ye girdiğinizde doğru yaparsınız muhtemelen. Ama yanlış yaptığınız soruları LGS'ye girdiğinizde yanlış yapma ihtimaliniz var. Dolayısıyla o soruya deyin ki oh be, iyi ki karşıma çıktın. Şimdi seni güzel bir şekilde öğreneceğim. Soru çözümüne bakacağım. Öğretmenime soracağım. Arkadaşlarıma soracağım. Ve bu konuyu öğreneceğim. Ve sınavda da inşallah kaçırmayacağım demeniz gerekiyor. Çözemediğimiz sorular bizi geliştiriyor arkadaşlar. Programlı çalışmamız lazım. Sadık kalabileceğimiz bir plan yapmamız lazım. Tabii ki biz size ara tatil kampında güzel bir plan veriyoruz ama sizler de şöyle bir plan yapabilirsiniz. Bunu ben birçok rehberlik videosunda söylemişim. Bir kez daha göstermek istiyorum. Şöyle ki, şimdi diyelim ki ara tatil kampında veya normalde bitirmek istediğiniz dersler olduğunu düşünelim. Örnek veriyorum. Dersleri buraya yazıyorum. Ders yazdım. Diyelim ki Türkçe dersinde, matematik dersinde, fen dersinde bazı çalışmalar yapacaksınız. Buraya inkılabı, dini, İngilizce'yi de ekleyebilirsiniz. Şimdi Türkçe dersinde hangi konulara çalışacaksınız diyelim ki? Birinci konu, yani fiilimsi diyelim ki. İkinci konu ögeler, üçüncü konu sözel mantık. Matematikte çarpanlar, katlar, üstlü sayılar, kareköklü sayılar, mevsimler ve iklim, basınç, işte DNA, genetik kod, neyse. Böyle konular var olduğunu düşünelim. Şimdi bu konularla alakalı arkadaşlar şöyle bir çizelge yapabilirsiniz. Sadece ara tatil için olabilir bu. Birinci dönem için olabilir. Bütün sene için bile yapabilirsiniz büyük bir kağıda. Şimdi burada T, M, F diye yazdıklarım dersler. Türkçe, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce. 1, 2, 3, 4 diye yazdım konular. Konuların ismi değişebilir. Sonuçta bazı konuları zaten bitirdik. Sonrasında arkadaşlar buraya bakın video diyebilirsiniz. Konu çalışması diyebilirsiniz. Özet diyebilirsiniz. İşte diyelim ki Dinamo Soru Bankası'ndan soru çözeceğim diyebilirsiniz. Zoru Bankası'ndan, işte Süpersonik yayınlarından veyahut da başka X, Y, elinize başka kaynaklar da vardır mutlaka. O tarz sorulardan ve LGS soruları şeklinde böyle bir çizelge çiziniz. Şimdi bu çizelgenin önemi şu arkadaşlar. Sizler soruları çözerken
Eğer hatanız çıkarsa muhtemelen buradaki tabloyu doldurmadığınız içindir. Diyelim ki Türkçe'de fiilimsi konusunu örnek verelim. Şimdi fiilimsi konusunda siz videomuzu izlediniz. Kendiniz okuldaki çalışmalarınızı yaptınız, konu çalışması yaptınız. Hatta belki özette çıkardınız. Diyelim ki özet çıkarmadığınızı düşünelim. Dinamodan çözdünüz, başka hiçbir şey yapmadınız. Şimdi eğer denemelerde fiilimsiyle alakalı hata çıkıyorsa bunun sebebi hala Zoru'daki, Süpersonik'teki veya elinizdeki diğer kaynaklardaki soruları çözmemenizdir. Eğer bunları çözdüyseniz artık hata çıkmaz. Artık soruları doğru yaparsınız. Bir de LGS sorularına bakarsınız. Hala da hata çıkıyorsa o zaman zor bir konu olabilir, matematik konular gibi. O zaman birkaç kaynak daha ekleyebilirsiniz. Ama diyelim ki Türkçe'de diyelim ki ne olsun şey konusu, sözcükte anlam konusu. Burada videoyu izlediniz, konu çalışması yaptınız, işte özet çıkarmadınız, dinamodan soru çözdünüz ama hiç hatanız çıkmıyor. O zaman bunları yapmak zorunda değilsiniz. Yapmaya da bilirsiniz yani. Zaten sözcükte anlamı yapıyorsunuz. Onun yerine buradaki boşlukları doldurma işini matematikte ya da fende zorlandığınız konulara da verebilirsiniz. Anlatmak istediğim şey şu. Sizden istenenlere yönelik elinizdeki envanterlerle bir çalışma programı yapabilirsiniz. Kardeşim ben işte cümlenin ögelerinde video çözümü yaptım. Yani video izlemesi yaptım, konu çalışması yaptım. Özetimi çıkardım. Dinamodan, Zoru'dan çözdüm. Bir de başka bir yayından daha çözdüm. Hazırım artık inşallah. Girdin denemede hatan çıktı. Süpersonik'ten kendine ceza veririz. Girdin denemede hata çıktı. Y yayınlarından kendine ceza veririz. Artık da hata çıkmaz ve tamamlarsınız. Zaten hatalar genellikle burada çıkar. Burada çıkmaz yani. Çünkü buraları tamamladığınız için. Matematikte bu biraz daha zorlayıcı olabilir. Matematikte bunları bitirmek de zor olabilir. Ama en azından Türkçe, fen, inkılap, din, İngilizce'de yani sınavın 90 sonunun 70'inde bu yöntem %100 size full yaptırır arkadaşlar. Bunu burada söylemek istiyorum. Dolayısıyla sadık kalabileceğiniz plan derken bu. Yani kardeşim benim yapacaklarım burada belli zaten. Ben Zoru Bankası'nda Türkçedeki 3. konuyu yapmış mıyım? Süpersonik'te matematik 2. konuyu yapmış mıyım? Yapmamışım. O zaman 2. konudan hata çıkması çok normal diyebileceğiniz bir plan olur. Bir de sabahleyin kalktığınızda şöyle bir kağıt alırsınız kendinize. Mesela bir post-it asarsınız duvarınıza. Diyelim şuraları tamamlayacaksınız ya. Türkçe 1 özet çıkar. Hani burası boş ya. İşte Türkçe 2 süpersonik çöz. Türkçe 2 süpersonik çöz dersin. İşte matematik 1 video izle. Matematik 1 video izle. Sonra bunları bitirdikçe de tik atarsınız. Artık dinlenmek de en doğal hakkınız arkadaşlar. Ne yapacağınızı bilmek sizi emin olun çok rahatlatacaktır. Zaten bizim de her zaman kamplarımızda bu şekilde plan yapmamız, videoların saatlerinin belli olması, ödevlerin belli olması bu yüzden. Yani öğrenciye diyoruz ki kardeşim arkana yaslan, vazifeni yap, gözlerini kapa. Niye? Çünkü videolar belli, taktikler belli, ödevler belli. Rahat rahat yapmanızı istiyoruz. Şimdi ara tatil kampımızda sizlerden en az günde 10 paragraf sorusu çözmenizi isteyeceğiz. Çünkü zaten LGS'ye girdiğinizde de en az 10 tane paragraf sorusu soruluyor Türkçe dersinde. Matematikte yeni sorular çözeceğiz ve soru çözerken süre tutmak da önemli. Zaten matematikte kullanacağımız kaynakta da önce temelden ortaya, ortadan zora doğru ilerliyoruz. Ve burada da şuna dikkat ettik. Bazı soruları belki 1 dakikada çözeceksiniz. Bazı soruları belki 3-4 dakikada çözeceksiniz ama zaten gerçek LGS'ye girdiğinizde böyle bir şey olacak. Yani gerçek LGS'de sözel bölümde bazı soruları 1 dakikada çözeceksiniz. Bazı sözel mantık soruları mesela diyelim yazım yanlış yoktur sorusu. Bunu belki 30 saniyede çözeceksiniz. Ama şu soruya belki de 2 dakika vereceksiniz. Ama hocam her soru 1,5 dakikaydı. Doğru ama bazı sorulara daha fazla süre verebilirsin. Çünkü niye? Bu sorudan süre kazanacaksın. Dinde bazı soruları pıt 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 1-2 dakikada bitireceksiniz yani. Ama matematikte mesela veya sayısal bölümde fende bazı soruları hızlı çözerken 1 dakikada çözerken burada arta kalan 1 dakikanızı belki bu soruyu 3 dakika çözerek yapacaksınız. Niye? Çünkü sayısal bölümde de bir soruya 2 dakika veriliyor. Dolayısıyla yani süreyi bazı sorularda fazla vermekten de korkmayın. Hatta şu anda bir soruya 2 dakika değil 10 dakika da verebilirsiniz. Çünkü öğrenme aşamasındasınız. Sonra zamanla o 7 dakikaya, 5 dakikaya, 4 dakikaya, 3 dakikaya inecektir arkadaşlar. Atak kampıyla inşallah LGS atağa geçiyoruz. Bu arada kamp boyunca motivasyonunuzu yüksek tutun. Kitap okumayı unutmayın arkadaşlar. Ve dinlenmekte çalışmaya dahil. Kamp sırasında dinlenmekte var. Bir gününüzü mesela arkadaşlarınıza veya 2 gününüzü gezmeye, dinlenmeye de ayırabilirsiniz. Kamp boyunca paragrafon ve paragrafons kitaplarımızdan ve matematikte yeni nesil problem bankası kitabımızdan sizlere ödevler vereceğiz. Hadi bakalım bu kitaplarımızı Tonguç mağazadan alabilirsiniz. İnşallah kampta hep beraber atağa geçelim arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Tonguç Dershane sundu.